soruyorum. Yakında düğün var mı? Evlenen bir arkadaşın olursa, çocuğu olan bir arkadaşın olursa ne hediye götürmek istersin? Benim öyle bir adetim artık yok. Zaten olmadı uzun zamandır. Bir şey götürmüyorum, sadece gidiyorum ya da telefon, pandemi bahanesiyle hiçbir şey yapmıyorum. Hediye yok. Zaten ne yapacaksın Allah aşkına, şimdi göstereceğim. Nasıl alacaksın sana. Ama bak, alternatifler üretiliyor. Hemen yakında işte düğüne gidecek olan, yakında altın takmak zorunda olan izleyicilerimize bu haberi verelim. Efendim, altındaki fiyat artışı düğün, nikah takılarını da etkiledi haliyle. Çeyrek altın 1300 lirayı aşınca kuyumcularda çeyrek gram altınlar satılmaya başlandı. Fiyatı ise 200 lira. Buyurunuz, başlayalım. Bir tanıdığınızın düğünü olsa gramın çeyreğini alırdım herhalde. Çeyrek artık tarih oldu. Altın bu kadar yükselince yarım gram ve yarımın da yarımı dediğimiz 0.25 lira daha çok talep ediliyor şu anda. Altının gramı 800 lirayı aştı. Düğünlerde, nikahlarda çeyrek gram takı dönemi başladı. 5 ay önce falan daha uygun almıştık. 1 gram, 1 gramın yarısı, onun da yarısı çeyrek gram. Bir zamanlar düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın, şu an 1350 lirayı buldu. Bunun yerine gram alanlar vardı düğünlerde ama artık onun da yanına yaklaşılmıyor çünkü 800 lira. Kuyumcular da yeni seçenekler üretti. Gramın yarımı vardı zaten. Şimdi ise gramın çeyreği moda. Gramın çeyreğini takar mısın? Yani altın her zaman benim için daha değerli. Yani takabiliriz artık. Bu yakınlarda düğün var mı? Var. Kim evleniyor? Var. Ablamın oğlu, Allah'ın izniyle nişan yapacağız. Çok da yakın. Altın almasanız olmaz. Olmaz. Takmasak olmaz. Ama hepsi de el yakıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz biz de. Artık paraya döneceğiz. Yani altından ziyade işte bütçemizin yettiği kadar para. Bakın, bu gramın yarımı şu an 400 lira. İşte bu da kuyumcu ailesine yeni katılan 0.25 gramlık altın. O da gramın çeyreği olarak geçiyor ve şu an 200 lira. Eskiden çeyrek alınırdı, bilezik alınırdı. Artık gramlara düşürüyor herhalde. Altın fiyatlarındaki artış sonrası alımlar azaldı. Birikimi olanlar bozdurmaya başladı. Vallahi 2 seneden beri biriktiriyoruz abla. 100 tane küsür tane altın yaptık, bozuyor işte. İnsanlar elindeki altınları satmaya çalışıyor çünkü bu fiyat şu an en yüksek fiyat. Evet, alternatifler üretiliyor haliyle. Bu da aslında mutlu eden de bir tarafı, bir taraftan düğün sahiplerini diyelim. Bir şekilde geliyor yani. De çeyreğin de, gramın da çeyreği çok acayip bir şey, evet. Ya. Zaten şimdi bak ne kadar? 806 lira civarında sevgili gram altınımız. Hı hı. 200 liraya tekabül ediyor. Evet. Dün herhalde 840'a 850'ye kadar yükselmişti. Evet, değil mi? Dün bir acayip şeyler oldu malum. 14.75'e kadar geldi dolar. Dolar. Hı hı. Şimdi altın an itibariyle 806 lira gramı. Evet. Çeyreği 1300 lira. Yarımı 2600 lira. Gidiyor yani. 5180 lira mesela tam alacaksan. Ben tam bekliyorum senden. Sırf bunun için ay evlenebilirim. Sen yeter ki evlen, yemin ederim ben maaşımın yarısını getirip sana takarım. Hiç önemli değil. Hemen yani. Evleniyorum. Balayını bile çıkarırım ben orada. Yani işte bir tam altına inşallah bir çeyrek falan tekabül ediyordur. An itibariyle şu, hemen dolar ve euroyu da söyleyeyim. Lütfen. 13.85 dolar. Euro'da 15.62. Evet, dün bir ara 14 küsürlere 14.75'lere kadar yeni, evet, bir rekor tazeledi. Sonra Merkez Bankası yine dördüncü müdahalesini, hı, yaptı. Az para da değil. 2,5 milyar lira dolar civarında, evet, piyasaya sürüldü. Şimdi asgari ücret açıklamaları olabilir. Evet. Fed'den, Amerika'dan gelecek bir açıklama söz konusu. Kim tüm dünyayı etkiliyor. Evet. Ardından da Merkez Bankası'ndan gelecek faiz açıklaması. Evet. Onun bir gerginliği ya da bekleyişi diyelim. Bekleyişi var. Hani her an Alesta Aport diye bir hadise vardır. Evet. Hani piyasalar onu bekliyor. Hep beraber Aport'ta göreceğiz. Aport'ta bekleniyor. Yani. Aynen, ama mesela altın konusunda, düğün konusunda gelirsek ben tuvalet kağıdı takmayı tercih ederim bu dakikadan sonra. Diyorsun. Ama şey, alternatifi de iyi yani, hani altın takamıyorsak bütçemize göre bir para takarız gibi. Niyet önemli değil mi? Hani tabii burada ki hep beraber o sevgiyi, dostluğu beraber, evet, beraber karşılayacağız. Ya giden için bir durum ama evlenecek olanlar için daha da zor bir durum. Yani düşünsene, yani birçok masrafları var bu anda. Belki 3-4 ay önce almış oldukları işte bir takım yapmış oldukları anlaşmalar bugün fiyat olarak biraz, tabii, daha ya farklı yansımış hemen olabilir değişiyor onlara. Allah herkesin gerçekten gönlüne göre versin. Hem gönlüne göre versin hem de kolaylıklar versin. Çünkü sonuç itibariyle evlenmek istiyorlar. İyi bir şey baş koymuşlar. Her kim varsa girişimde bulunan kolaylıklar efendim, lütfen.